Bak oteldeki havayla bakın yanmaktaki onu demiyorum. Aşıkköy'deki ilk yerleşim yerinde. Otel sahibinde bir işleriniz var mı? Yok. Çalışıyoruz biz. Önem arz ettiğinden dolayı ibadet yönü de doğu yönü olduğu için buranın bir giriş kısmını farklı vermişlerdir. Absisi bozmamak için yan taraflardan eğilerekten kapılardan girilmişler her iki tarafta bakın. Zaten her iki tarafta giriş vardır. Evet, şu dakika. Sırf buradaki orta kubbe absisini bozmamak için yanlardan giriş yapmışlardır. İçeriye girdikten sonra bakın orta kubbe tasiri vardır efendim. Böyle gökyüzü kasnaklı bir şekilde bal kabağını andırır bir şekilde. Hazreti İsa işkence çelenginin içerisinde bir eliyle İncil'i tutar, bir eliyle işkence çelengini tutar. Alt tarafta melekler de dörtlü beşli sıralar halinde onu gökyüzündeki hakimiyetine çıkartır. Ona bakan kutsanır, baba o kutsar o işaretini yaparaktan gökyüzüne çıkar. Onun altındakiler o dönemin eski ahide göre peygamberidir. O eski ahide göre peygamber olunca efendim bunlar kimi müjdeliyor? Hazreti İsa'nın geleceğini müjdeliyor. Bugün de Ihlara Vadisi'ndeyiz. Müthiş bir kanyon, müthiş bir atmosfer. 14 kilometre yürüyüş alanı varmış burada. Onun için Ihlara Vadisi'ne gelenler ayağında spor ayakkabısıyla birlikte gelsinler ve yürüyüşe hazır olsunlar. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir doğal özelliği var. Bu kanal kıyısından 4 kilometre şu anda yürüyeceğiz ve oradan bizi servis aracı alacak. Şu anda Ihlara Vadisi'ndeyiz. Ihlara Vadisi'nde buralara gözü kulağı olan Murat kardeşimizin böyle güzel bir evi var. Siz sürekli burada mı kalıyorsunuz? Burada çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet hocam. Belediyeden görevli. Müzede görevliyim. Müzede görevlisin. Evet, sabah geliyorum, akşam gidiyorum. Buranın temizliğine, korumasına, buralara bakıyorum işte hocam. Geceleri kalmıyorsun. Kalmıyoruz hocam. Burada kendine küçük bir de kulübe yapmışsın. Aynen, burada yemek bir bakalım. Barakalar var. Eve gitsin. Bir bakalım. Şöyle. Murat Bey'in yaptığı kulübeyi de görelim. Kendine göre burada ağaçlardan güzel bir yer yapmış. Tamamen kendi yapımı suyuna kadar koymuş. Sobası var. Kuş kafesleri var. Ofisi var, her şeysi var. Manzarada o biçim hani. Ihlara Vadisi. Ihlara Vadisi'ndeki gezimiz devam ediyor. Su, kayalıklar, kanton, kanyon, yürüyüş alanı, doğa, her şey mükemmel. Kasım olmasına rağmen bugün 9 Kasım, hava da çok güzel. Ve burada böyle yürüyüş yolu var. Toplam uzunluğu 14 kilometre imiş. Ama biz bugün 14 kilometre değil, 4 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Ondan sonra oradan otobüs bizi gelip alacak. Burada güzel böyle her şey ağaçtan doğal olarak yapılmış. Böyle yürüyüş yolları var yukarı çıkmak için. Özellikle dağcılar, tırmanıcı, yürüyüş sevenler için, temiz hava almak isteyenler için mükemmel bir yer. Bu bölgelerde çok fazla da kilise var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada tümbürlü kilise ile ağaç yılanlı kilise var. Yılanlı kilise demelenmiş şey sebebi şey. Hani enteresan olduğu için söyleyeceğim. Şimdi bunların ibadet yönü doğu ya. Cemaatin arka kısmı narteks bölümünde böyle yılanların saldırısına uğramış insanların resimleri var. Bayanların resimleri var. Ve bir tarafında da mahşer yerinin resmini vermişler. Hazreti İsa Meryem ve vaftizci Yahya o terazinin başında bekler. Günah ve sevap defterinin tartıştığı yer orası. Ama o kilisenin içerisinde son yemek sahnesi vardır. Çünkü her kilisede iki şapron değişik yapılmıştır. Burada da işte Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesiyle yemek sahnesi vardır. Var mı orada? Tabii son yemek sahnesi vardır. Son yemek sahnesinde der ki bütün arkadaşlar şöyle şekilde anlatır. Bu bir bayram yemeğidir der. Ama bu bayram yemeğinin yanında o masa ihanet masasıdır. Çünkü Hazreti İsa kimse tanımıyor. Diyor ki Yahuda biliyorsunuz şeydir, Yahudidir.
Diyor ki ben kimi önce kucaklarsam o İsa diyor. İsa'yı ortaya çıkartma sahnesidir o. Kim onun üzerindeki balık ve ekmek sepetine, kim önce sepete elini uzatırsa o ihanet masasıdır. Hazreti İsa'ya inanmıyor demektir o. O aynı zamanda o masada 12 kişi olması gerekirken 13 kişi var. Çocuk şeytana yer verilmiştir. Zaten Hristiyanlarca şu anda 13 rakamının uğursuz sayılması oradan gelir. Sebeplerden birisi. Evet. Aynen. Şu anda da o dediğim gibi bayram yemeğidir de aynı zamanda. O kaç senelik bir çizim? Efendim zaten 4. yüzyıldan sonraki yapılan belki. Buradaki bütün freskos 4. yüzyıl. O zaman... Afiyet olsun. Ortam güzel değil mi? Piknik yapmaya geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Buralısınız. Tamam, havanın tadını çıkartın. Evet, görüyorsunuz. Güzel bir atmosferde. Piknik yapıyor buralı vatandaşlar. Vadideki yürüyüşümüz devam ediyor. Yani önde saygı eğdiriyorsunuz ha. Bizler yetiştiriyoruz artık. Az daha biraz geriye git şöyle. Arkadaşımı sıkar. Nudum kızı. Balıklar falan olsa bunu suyun içine sokup balıkları çekeceğim de. Atmosfer nasıl müdürüm? Atmosfer çok güzel. Su üzerinde. Ve vadinin içerisinde su üzerinde oturuyoruz. Bu rahatlık, bu keyif hiçbir yerde yoktur. Almanya'da dahi yoktur. Bence de. Evet, Mümin hocam. Ama dikkat et. Allah'ın izniyle buyurun. Çaylarımızı da getirdi. Çay olsun içecek ya. Böyle azıcık yapmış ama o şeylerin oynadığını. Atmosfer mükemmel. Çay geldi. Şu anda Belisirme'ye geldik. Burada tekrar bir mağara varmış. Mağaraya doğru gidiyoruz. Bakalım neler var. Ihlara Vadisi'ndeki gezimiz devam ediyor. Öğlen saatleri olduğu için güneş tam tepeden vuruyor. Hava ısınmaya başladı. Kasım ayı olmasına rağmen 10-12 derecelik bir sıcaklık var. Ve mağaraya yavaş yavaş yaklaştık. Evet, mağaraya ilk geldiğimizde odunları gördük. Buraya odun deposu yapmışlar. Burada bir kapı var. İçerisi depo olarak kullanılıyor.
Evet. Buralar hep maketler yapılmış. Terasa falan dikilmiş. Ve burada küçük bir de yaşam alanı. Herhalde bu bölgeye bakan arkadaş kendine böyle bir yer yapmış. Kamerada görüntülerle kamera koymuşlar, çekiyorlar. Evet, müthiş bir yer. Burada şimdi semaverde çay olsa içilir. 10 numara bir yer. Sakalı.